Tam bir haftadır İstanbul'dayım. Valla göz açıp kapayıncaya kadar geçti. APO ile muhabbetlerimiz. Senin gibi titrere ihtiyacımız var oğlum orada. Klipte mi oynatacaksın Tabii ya oğlum. beni? Menajerimle konuşmaları lazım, biliyorsun beni. Okan'ın çalan Eyüp. Yaptığım konuşma. Öncelikle çok teşekkürler beni buraya davet ettiğiniz için. Resul'ün sahneye çıkması. Resul konuşuyor. Tamamdır. Sen orasını ben söyle. Ben halledeceğim dedim. Teşekkür ederiz. Mahallede o karşıma çıkan çocuklar. Buraya giren çıkamıyormuş, doğru mu? Yanlış anlama, sen geldin. Şimdi elinde mikrofon falan gördük, o yüzden yani devam edelim, abimizdir diyoruz. Ne bakıyorsun gevşek? Ve Barış Özcan'a teşekkür. Teşekkürler Barış Özcan. Barış Özcan'a tekrar teşekkürler. Barış Özcan'a çok teşekkürler. Barış Özcan'a çok teşekkürler. Barış Özcan'a çok teşekkürler. Barış Özcan'a çok teşekkürler. Tekrar çok teşekkürler Barış Özcan. Şimdi ben birazdan İstanbul'u terk ediyorum. Benim çünkü bir ailem, bir çocuğum ve bir eşim var. Amsterdam'da yaşıyoruz. İstanbul'a çalışmaya geliyoruz diyeyim. Neyse ben kaçtım. Amsterdam havaalanındayız. Eve doğru gidiyorum şimdi. Ya uzaklardan enteresan görünüyor olabilir bu seyahat işleri ama yakından bayağı yorucu aslında yani. Bir oradasın, bir oradasın. Ailenden ayrısın. Neyse, oğlumun yanına gidiyorum. Evet arkadaşlar, şimdi size muzlu süt nasıl yapılır onu anlatacağız. Bir adet muz, süt, organik bal. Orada ne oluyor? Muzumuzu soyuyoruz. Muz birazcık eski muz olursa daha iyi olur. Şurası hafif çürümüş ya, bu iyi bir şey. Buyurun biraz süt boşaltalım. Bir parça bal. Tadına bakmak ister misin? Hı. Bas. Milkshake'imiz hazır. Ne demek o? Yaptık demek. Hangi dilde? Üç dilde. Üç dilde. Hı? Üç farklı dilde konuşabiliyor Sufi. Ne dedin? Şark haşon haşum hahvaş. Hı? Evet Sufi, bu milkshake'in mimarı olarak tadına ilk o bakacak. Yok böyle bir lezzet arkadaşlar. Yavaş. Milkshake gösterir misin? Böyle bir hayat. Yani kop kop yapmaya geliyorum, zannetmeyin buralara. Şimdi biraz durumlardan bahsedelim. Buradaki hayat öyle İstanbul gibi şamatalı eğlenceli değil. Şamatalı eğlenceli değil derken ne bileyim, bir kanun müziği duyamıyorsun şöyle köşe başında. İlla ki var her memleketin güzellikleri de. Burada öyle bir motivasyonum yok. Daha çok fikir düşünüyorum. Kendi dünyalarıma giriyorum. Şimdi benim asıl olayım film çekmek. Genelde reklam filmleri ama yani her yönetmenin hayali gibi benim de hayalim uzun metraj bir film çekmek. Bu işler de kolay işler değil, biliyorsunuz. Ben de bu yolda hayalimdeki filmi çekene kadar filmler çekmek istiyorum. Bu filmleri de nasıl çekiyorum? Gidiyorum bulunduğum mahallelerde hiç tanımadığım insanlarla tanışıp onlarla beraber senaryolar yazıp bunları film haline getiriyorum. En sonuncusu doğal insan. Bir orman. Adam. Üç kuruşluk aklıyla hayatta kalabilecek mi? Kelebekler Vadisi'nde çekilmiş en doğal film.
doğal insan. Pek yakında internette. Şu an hala montajı üzerine çalışıyorum. En kısa zamanda sizlere onu göstereceğim. Onun dışında mesela Süper Helal var. Yine Amsterdam'da bir döner dükkanında dönerciyle çektiğim bir film. Bizim mahallede mahallenin çocuklarıyla mahallenin askerleri serisi var. 3 tane ayrı ayrı film. Anladınız mı? Bir kar yağar ince ince, bir kar yağar ince ince, komandonun halinice, komandonun halinice, bir operasyon var bu gece, bir operasyon var bu gece. Hey paraşütçü komando, hey paraşütçü komando, vur vur dağcı komando, vur vur dağcı komando, hazır takım sağ, hazır takım sağ, hazır takım sağ sağ sağ. Mahallede korku filmi var, bunu hepiniz biliyorsunuz. Resul'ün yazdığı, oynadığı, babasının oynadığı. Çok güzel bir kaliteli bir şey çekelim. Hani bir korku filmi de olur, korku tarzları da olur. Bir gün bizim mahallede bir korku filmi çeksek bomba olur valla. Şunun bir boyununu ölçsün ananım. Alalım hocam. Ne olur bırakın, yemin ederim film çekiyordum ben ya. Film dur! Yardım edin! Abi ben film çekiyordum abi, yemin ediyorum. Şu anda da film çekiyoruz, görüyorsun değil mi? Selamlar için. Kimse yok mu? Aleykümselam. İşte bizim şu paçayı bir yapsam versem. Buyurun şöyle ölçelim. Aleykümselam. Buyurun. Her neyse, ya benim hayalim film çekmek. Abi diyorum artık bir senaryo yazsan artık diyorum. Çok ciddiyim ha, bir senaryo yaz diyorum artık ya. Ciddi oynayacaksın ama. Oynarız abi. Mafya, aksiyon, dram, komedi güzel olur. Ama kadro lazım, kostüm lazım, kapasite lazım. Kapasite sende var. Benle bitmiyor ama ya. Ama önce senaryo lazım. Tabii önce senaryo lazım. Bunlar kolay işler değil. Bir de şöyle bir şey mi yapsak acaba? Bu videonun altına bana sorularınızı sorsanız, ben de bir sonraki videoyu soru cevap yapsam, öyle paketlesek bu işi. Hem keyifli olabilir belki. Enteresan şeyler sorun. Yani o en son konuşma daki abi çorabın niye öyle gibi soruları sormazsanız. Soru sormak isteyen var mı? Çorabını sorunu merak ettim. Soruya bak ya. Daha insani, mesleki, profesyonel sorular sorarsanız ya da enteresan, ilgi çekici sorular sorarsanız keyifle cevaplarım. Neyse, yani bunu böyle bir duyuru videosu gibi mi alacaksınız, ne alacaksınız bilmiyorum. Bu video zor video. Kamera burada da ilgi çekiyor yani.